Merhaba arkadaşlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Editable Spline'e devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş bitireceğiz. Birkaç dersimiz kaldı. Sonra örneklerle biraz daha pekiştireceğiz. Öncelikle bu derste göreceğimiz konulara bakalım. Line komutuna giriyorum arkadaşlar ve şöyle 3 segmanlı bir line çiziyorum. Modify sekmesine geldim ve Spline Alt Obje moduna yine geçiş yapıyorum. En son Boolean ve Mirror yapmıştık, hatırlayacaksınız. Şimdi bu dersteki konularımız Hide, Unhide, Delete, Close, Divide ve Explode komutları. Hide ve Unhide adı üstünde arkadaşlar, gizlemek ve geri çağırmak için kullanılıyor. Fakat tabii ki yine aslında aynı Mirror'daki gibi şöyle bir şey gelebilir aklınıza çok doğal olarak. Mirror'ı da şuradan yapabiliyorduk. Hide'ı da sağ klik Hide Objects diyerek, Hide Selection diyerek veya Unhide All diyerek yapabiliyoruz. Fakat buradaki Hide'ın ve Unhide'ın farkı nedir? Yine Mirror'daki gibi aynı şey arkadaşlar, burada da alt spline'lara yapabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha mesela, bir de circle çizdim. Bu objeyi seçerek yine attach ile bu ikisini birbirine kattım. Şimdi yine spline moduna geçerek alttaki daireyi seçiyorum mesela, bakın. Biliyorsunuz bunların ikisi ayrı iki tane spline. Bunu konuşmuştuk zaten daha önce. Circle'ı seçtim ve hide diyorum. Gördüğünüz gibi sadece o spline'ı hide diyor. Eğer unhide all derseniz gizlediğiniz her şeyi geri çağıracaktır. Bakın eğer normal sağ klikteki hide'ı yapsaydık, objeyi seçip sağ klik hide dediğimde bütün objeyi gizleyecekti. Halbuki bu kez sadece alttaki şu spline'ı gizliyor. Gizleyebiliyor daha doğrusu. Yani ayrı spline'ları gizlemeniz gerekirse buradaki hide'ı ve unhide'ı kullanabilirsiniz. Delete yine spline'ı silmek için. Tabi bunun için normal delete tuşunu kullanabilirsiniz. Close komutu, bakın seçiyorum açık bir spline. Close dediğimde direkt olarak kapatıyor gördüğünüz gibi, ki bu bizim işimize çok yarıyor aslında. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi kapalı olmayan spline'lara extrude gibi komutlar verdiğimizde kapalı hacimler elde edemiyoruz. Bu arada bu editable spline konuları bittikten sonra size extrude, lathe gibi editable spline'ları kullanarak hacim oluşturabileceğiniz komutları da göstereceğim. Yine bu arada bakın segment moduna geçerek şu segmanı seçip delete ile silebilirsiniz. Yani burada aynı açıklığa geri getirmek istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Explode komutu seçtiğiniz objeyi, seçtiğiniz spline'ı segmanlarına patlatacak. Yani bakın explode diyorum. Vertex moduna geçip buradaki vertexleri seçip move'larsam gördüğünüz gibi aslında obje açık. Yani buradaki vertexlerden birbirine kaynamış, verdelenmiş durumda değil. Tabii burada şuna dikkat edin. Eğer şöyle seçip hareket ettirirseniz yine beraber hareket edeceklerdir. Pencereyle seçmeyin. Sadece üzerine bir tık yaparak seçin. O zaman tek bir vertex seçecek. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Divide komutu da arkadaşlar segment opsiyonunda çalışıyor. Mesela diyelim ki bu segmanı yeni vertexler koyarak bölmek istiyoruz. Geldim divide'ın olduğu yere. Diyorum ki 10 parçaya böl. Divide dediğimde bakın gördüğünüz gibi 10 segmana bölecek şekilde vertexlerle ayırıyor parçayı. Bir tanesini seçip hareket ettirdiğinizde gördüğünüz gibi oralar hep kaynamış olarak geliyor. Evet, bunun gibi alt komutları buralarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hide, unhide, delete, close, explode, divide gibi komutları görmüş olduk. Zaten artık yavaş yavaş toparlıyorum. Neredeyse bütün komutları gördük. Biraz göstermediğim şeyler var. Hepsini göstermeyeceğim. Söylemiştim zaten. Yani kafanızı karıştırmayın. Başta her şeye odaklanmaya çalışmayın. Sadece gösterdiklerimi kullanarak çizebileceklerinize odaklanın. Yavaş yavaş vakit geçtikçe hepsine bir değineceğiz. Geri geleceğiz, ileri gideceğiz ve geçiş yapacağız. Merak etmeyin. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılabilir ve yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.